Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki Risale-i Nur sair kitaplara muhalif olarak, onlardan farklı olarak başta perdeli gider ve gittikçe inkişaf eder diyor. Şimdi Risale-i Nur'un içerisinde derin mana ve derin hakikatler barındırdığından kendisini açması da bir anda olmayan bir şey oluyor. Hani bambu ağaçları vardı eskiden. Hala var gerçi, niye eskiden olsun ki? Bilgi eski ya, ağacı da eskitti hemen. Nerede o eski? 4 yılda şu kadar uzuyor. Ondan sonra bir veriyor ağaç. Belki bir yıl sonra 17-18 metreye çıkıyor böyle. 4 yıl boyunca şöyle beline kadar geliyor. Bir anda atıyor yani. Risale-i Nur'daki o hakikatler de tam bu şekilde böyle. Ben onu biraz şeye bağlıyorum. Öncelikle Risale-i Nur bu cihette biraz hani tabiri caiz olacaksa eğer bir nazlı gelin gibi hani peçesini hemen açmıyor. Mesela bir gelin niye hemen açmaz? Bu adam benimle evlenecek mi? Derti olur değil mi? Helal cihette nikahını alacak mı? Yani Risale-i Nur da gerçekten bu adam benimle evlenecek mi? Ne demek bu? Sadakatini bana gösterecek mi? Sadık olacak mı? Sıdk üzere yani. Sürekli benim üzerimde çalışmaya, antrenman yapmaya devam edecek mi diye. Benim içimden Risale-i Nur'un şahsı manevisi sanki böyle bir imtihana tabi tutuyor. Bu yüzden de bu kitabı gazete gibi okumaya niyetlenen, daha birinci sayfasında böyle açıp, aa evet ben bu manaların hepsini anladım falan gibi değil mi? Öyle insanlar olur. Risale-i Nur'un birinci sayfasında bütün manaları anlasam bugün hayal aleminin olmasına gerek yok. Çünkü buranın olma sebebi bu eserin daha rahat anlaşılıp önce kendi ahiretimize sonra umum insanların ahiretine bir ilaç hükmünde götürebilir miyiz yani? Amacımız bu. Risale-i Nur okuyorum ama anlamıyorum diyenler oluyor. Bu kelimeleri belki ilk okumada çözmek tamı tamına kolay değil. Risale-i Nur içerisinde geçen kelimeler. Neden tamı tamına kolay değil? Çünkü Risale-i Nur içerisinde geçen kelimeler ıstılahi olarak Kur'an'ın kelimelerini çok fazla kullandığından, Osmanlıca dediğimiz o dilde çok fazla var Kur'an'ın kelimeleri ıstılahi olarak, onun Kur'an'dan manasını koparmadan sana vermeye çalışıyor. Bu ne demek biliyor musun? Bugün Risale-i Nur'u bir insan güzel manada özümsese o kelimelerin manasını, bak lafız karşılığını demiyorum, ıstılahi olarak manasını ders alsa Kur'an'dan bir ayeti okuduğunda velev Arapça bilmese bile anlama ihtimali yüksektir. Ben ara ara yaşıyorum yani böyle biraz dikkatimi veriyorum. Bir ayet dinliyorum diyorum ya Allah, bunu mu demek istemiş diye. Sonra mealine baktığımda evet yani o karşılığı yakalamışım hemen hemen. Nereden oluyor? Risale-i Nur'u o kadar çok okuyorsun. Kur'an'daki kelimeler sana hiç yabancı gelmiyor. Onun antrenmanını yapıyor adeta. Ve Kur'an'daki o kelimelerin antrenmanını sana yaptırırken Kur'an'ın özü olan ıstılahi manasından koparmıyor. Terminolojik manasında koparmadan veriyor bunu. Risale-i Nur sonsuz hayatın değişimine sebep olacak çok yüksek bilgiler aktarıyor bize. Bu kadar yüksek bilgi aktarırken biraz emek vermeni istemesi de bence abes değil. Bir alanda mütehassıs olanlar da bir günde olmadı. Öyle olmuyor mu? Mesela bir alanın uzmanı bir günde mi oluyor? Hastaneye gittim. Diyelim şura ağrıyor böyle. Üf, doktor yandım falan. Cihaza değil mi? Bir sokuyorlar, apandis patlamış. Gidiyorsun doktor diyor hemen aç. Doktor bey hani daha önce yaptınız bu ameliyatı. Vallahi işte dün bir kitap okudum. Bugün doktor oldum ama apandis nerede biliyorum hemen. Yatır keselim diye. Ne yaparsın yani? Hemen yatar mısın? Abi tam ya. Bir günde doktor olmuş. Bir günlük eğitimle doktor olmuş. Güvenir misin o adama? Apandisin yerini biliyormuş yani. Düşsene ya. Yıllarca onun mücadelesini veriyorlar. Kadavralar üzerinde deneye deneye. Tecrübe ede ede değil mi? O alanda söz sahibi olabilmek için. Kaç yıl ya? Liseyi miseyi kattığında 30 yıl eğitim görmeye devam eden var ya. Doç oluyor adam, prof oluyor. Ordinarius oluyor ya, ordinarius. Hiç var mı ordinarius arkadaşınız? Adam oradan ömrünü vermiş o ilme ya. E Kur'an'da iki cihanın saadetini garanti altına almış. Bu kadar hakikat var. Ve Risale-i Nur tefsiri sana bu hakikatleri bir yakınlaştırıcı dürbün gözüyle gösterip açıklayacak. Yani bunun için değmez mi bu çileye? Şimdi ben matematik öğretmeniyim. Çocuk mesela okulda diyor, baba derse girdim anlamadım ben bu matematiği diyor. Babası şey mi diyor, oğlum tamam yarın alıyorum seni okuldan. Böyle mi diyor? Test kitaplarına müracaat ediyor. Özel derse gönderiyor. Değil mi? Dershanelere gönderiyor, sınavlar. O yıl çocuk kazanamadı. Baba vallahi matematiği anlamıyorum ya. Dur eşeksiniz. Ne abi? Öbür yıl bir daha götürüyor. İki hoca daha tutuyor. 5 kitap daha alıyor. Bir de internetten çıktı ya şimdi. Oralardan derslere veriyor. Dur bu USB komşunun oğlundan buldum. Bunu da çalış. Defterler, kitap. Yıllarca çalışıyor. Ne için? Mesleğe atıldığında unutacağı matematik, fizik, kimya için. 1-2 yıl sonra işine yaramayacak alanlarda bu kadar emek göstereceksin. Risale-i Nur'a gelip 10 sayfa çevireceksin. Bu arada anlamıyorum diyenlerin hiçbirinin daha böyle 500 sayfa demirip anlamıyorum dediğini de görmedim. Abi anlamıyorum kaç sayfa okudun? 17 falan. Onu da gözle bir 13'ten düşüyor 7'ye falan. Altın oranı işledik anlıyorsun. Tam ona hoşuna gidecek rakamı seçiyor. Ya bu oluyor mu? Yakışıyor mu yani? Geçici bir fen dersi için bu kadar mücadele edeceksin. İki cihanın saadetini garanti altına alabilecek bir tefsir için. Abi açtım okuma. Nasıl anlamadın ya? Kapağı açtım kapadım yani anlaşılmaz geldi bana. Bunları diyenler var ya. Bak var ya bir gün sordum birisine. O zaman da bu soruyu sormak 25. dakikada aklıma geldi. Kaç sayfa okudun dedim ya. Bak anlamıyorum dedi ve kaç sayfa okudun dedim 25. dakikadan sonra. Daha hiç okumadım dedi. bu daha güzel bir beklenti. Ya ama bak bir dakika eleştirme bak. Adamın tefsirden ne kadar önemsemişse beklentisine bak. Okumadan da anlatır bana demiş.
Bu mertebe vermek demek yani. Okumadan da bana anlatır demiş yani bunu. Hani hiç değilse kamet-i kıymetini anlamış tefsiri. O nazarla bak yani. Eskiden okudum diyen var. Ama eskiden okumuşsa eskiden okuduğunu her konunun ortasına ekliyor mutlaka. Abi çay içer misin? İçerim ortam. Eskiden okudum bu arada. Gerçekten böyle. Bak bak. Ya bak ne kadar gerçekten biliyor musun? Her hatıramızda. Yani eskiden okudum demek şimdi okumuyorum sorma demek yani. Onun Türkçe tefsiri lazım bunların. Bu manaların tefsiri lazım. Bu anlamıyorum mantığıyla gidilseydi bugün ne doktor, ne mühendis, ne bir matematik öğretmeni hiçbiri olamazdı. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Sinan? Bir olayın girizgahı en problemli yeridir yani. Girdiğin anda böyle o afalladığın an var ya zaten orası var ama ben üniversiteye ilk gittim. Bu arada matematiği tam yani hazırlıkla birlikte 5 oluyor. Eğitim süresi 4 yıl matematik. Tam 4 yılda bitirdim yani. Şimdi ilk girdim, 7 ders alıyorum. 3 tanesi inkılap tarihi, Türkçe gibi dersler. Diğer 4'ü ana ders dediğimiz. Soyut matematik falan, cebir. Bak sana bir şey söyleyeyim bak. Mesela bak topoloji diye ders var. Gülersin değil mi? Ben gülemiyorum. O kadar çok hatıram var ki dersle adı bana komik gelmiyor artık. Şimdi girdim, 1. sınıftayım. 7 ders, 4'ü ana ders. 4'ünden de kaldım. Ve hocaların yanına gidiyorum gerçekten şunu diyorum. Hocam hani gerçekten de başlamaya çalıştığım bir romanın ortasından bana konuşuyorsunuz gibi hiçbir şey anlamıyorum diyorum hocalara. Çok samimiyim. Hala aynı düşünüyorum ama. Hocaların cevabı klasik. Ne biliyor musun cevapları? Lise mi sandın burayı? Önce 10 sayfa çıkıyor. Bak. Ya ben 3 ay önce liseden gelmişim ama yani. Sen lise mi sandın burayı? Bak Sinan bir dersler anlatıyorlar. Anlamanın imkanı yok o dersleri ya. Kitabın ortasına açılmış gibi. Bak ne diyorum bak 7 ders, 4 ana ders. 4'ünden kalınır mı ya? Ondan sonra tabii yüklendikçe motor açma gibi. Yüklendikçe aynı kelimeleri sürekli duyuyorsun. Aynı cümlelerle sürekli muhatap oluyorsun. Aynı hocaların sürekli aşağılamalarını görüyorsun falan derken bir açıldı. Yaz okulunda bir kapattım arayı falan 4 yılda bitirdim. Şimdi denize balık tutmaya gittin. Köşedesin böyle attın oltayı. Şu mudur yani olay? Ben denizdeki bütün balıkları tutmazsam küserim bir daha balık tutmam. Bu mu olay? Ya böyle bir olay olabilir mi ya? Ne yapıyorsun? O gün nasibin neyse 3 balık, 5 balık, 2 yengeç, 3 salyangoz neyse tutup onu çıkıyorsun oradan. E şimdi Risale'de şöyle bir şey olabilir mi? Ben her okuduğumu anlamasam okumam. Adam bunu demek istiyor yani. Ya ne kadar garip bir mantık ya. O yüzden bir ders dinlediğimizde de böyle ben hiçbir şey anlamadım mantığı makul değildir. Risale-i Nur bir insana vermeden önce tabii Risale-i Nur'un da neden okunması gerektiğini bence anlatmak lazım. Niye? Adam mahiyetini bilmiyor ki Risale-i Nur'un ya. Şimdi Risale-i Nur benim hayatımı değiştirdi bak. Benim açımdan söyleyeyim. Niye? Böyle bunlar umarım iddialı cümleler gibi gelmez ama benim hayatım şöyle. Risale-i Nur'dan önce inandığım Allah, Risale-i Nur'dan sonra inandığım Allah. Gerçekten hiç alakası yok ama yani. Bunu başka türlü ifade edemiyorum. Şimdi Risale-i Nur'un bu kadar önemli olduğunu benim anlamam için benimle mücadele edildi. Bana ilk Risale-i Nur hediye eden Fatih Ünal'dır. Belki biliyorsunuzdur. Bana ev dersi yapıyordu Fatih Ünal. Yapayım mı dersi? Mesela bir sofra kurulsa. Yani mesela bir sofra kurulsa. Fatih Ünal'la el dersleri yapıyorduk. Şimdi Ünal sürekli bunu oku. Bunda şu var, bunda bu var, ahiret şöyle falan. Şimdi o an anlayamıyorum. Dikkatim başka yerde ama bilincim yerine geldiğinde o cümleler benim işime yaradı. Neden? Çünkü Risale-i Nur'un manasını ve mahiyetini bilemedikten sonra bir adam neden okusun? Bu kitabı oku çok önemli. Mesela böyle bir tatbik bizim işimize yarar. Mesela bir gün metrodasın, hakikatlerden haberin yok. Kur'an, sünnet, cevşen falan. Hiç bilmiyorsun bunları. Haram, helal, cennet, cehennem bunları bilmiyorsun. Birisi yanına yaklaşıyor. Böyle birden bir şey çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim çıkarıyor sana yani. Ulan hemen al bunu oku, iki cihanı kurtulacak diye atıyor önüne gidiyor. Şimdi okur musun böyle bir kitabı? Bak Kur'an bile olsa böyle okumazsın ya. Niye? Bilmiyorsun ki yani bunun içinde ne barınıyor yani. Önemi niye önemli? Tam sana önemli, bana niye önemli ya? Demek ki bir adama Risale-i Nur'u vermeden önce neden önemli olduğunu da anlatmamız çok önemli kardeş. Bu kitap, bak bana sorarsan, şimdi ahiret saadetini ben daha görmedim. Ama bu dünya saadeti bunun içinde geçiyor bence ya. Dünyadaki kesrette benim boğulmamı engelliyor. Benim kalbim tevhid etmese ben nasıl huzur bulacağım ya? Kalbin parçalanışı, huzuru ilk kaçıran olaylardan bir tanesidir. Kalbin parçalanması. Şimdi bak bir insan kalbinde lezzet-i imaniyeden gelen hakiki bir lezzet almazsa ya bunun karşılığını böyle maalesef bir parça kek verip tattıramaz. Lezzet-i imaniye ne demek ya? O denize girmeyen onu ıslanmaz. Ama lezzet-i imaniye dediğin önce kalbin tevhidiyle oluyor. Öyle bir lezzet alıyorsun ki böyle tantuniden aldığın lezzet değil.
başka bir şey, bir haz. Ya zaten geçici bir şeye haz denir mi yani? Mesela içki içme haz denebilir mi ya? Haz başka bir şey. Ruhum uyanıkken beni doyurması lazım hazda. Şimdi öyle bir haz alıyorsun ki, öyle bir lezzet alıyorsun ki ondan. O zaman öneminin böyle tamı tamına ha bana geçmişte söylenen cümleler demek bunun içinmiş diyebiliyorsun. Ama bir insan öteki türlü olsa mesela kalbi tevhidde değil de kesrette olsa. Ne demek bu? Sürekli böyle kalbin ve aklın başka parçalarla dolu. Şimdi bu sefer bu insan saadeti elde edebilmek için kendisine geçici mutluluklar oluşturmak lazım. Bak ben günüm geçerken mutlu ve huzurlu olmak zorundayım bir şekilde. Yarım saat olur, bir saat olur ama benim o lezzeti almam lazım, öyle değil mi? Bir insan sürekli bunalım, sürekli bunalım yaşayabilir mi böyle bir hayat? Bugün yani belki insanların en çok yorulduğu, üzüldüğü, bıktığı yer hapishanedir. Orada bile birbirine şakalaşırlar. Hadi bugün size menemen yaptım. Niye? Benim bir mutluluğu yakalamam lazım. Doğru mu yani? O bir saat olur, bir gün olur. Benim o saadeti bir şekilde elime almam lazım. Şimdi işte o mutluluğu aldığın, imandan gelen lezzet değilse, yalancı oluşturduğun bir mutluluksa çok zararları var. Bir, direnci kırar. Yani bir insan kendi konsantre olduğu bir yolda ne kadar musibetle uğraşsa o kadar gücü artar. Ya boks ya en basiti yani. Şimdi adam vuruyor sürekli eskimi yapıyorsun. Kendi kasların acıyor böyle yoruluyorsun evde bitiyorsun. Ne oluyor? Daha güçlü oluyorsun yani. Senin konsantrasyonun için şöyle yapıyor mu yani antrenör? Bugün seni yormayayım, sen mutlu ol pamuk şekeri. Hayır. Dinlenme günü ne günü biliyor musun? Tyson'dan biliyorum. Kafa şınav günü. Kafasıyla şınav çekiyor ki boynu şey olsun diye. Tam boynu kilitleyecek ya. Yani şimdi bunlar ne oluyor? Bunlar seni aslında mutluluğa götürecek. Böyle çelik gibi yapacakken yapay bir mutluluk birinci olarak insanın direncini alır elinden. İkinci olarak insanı beklentiye sokar. Mesela bir araba yapay mutluluktur. Bir ev yapay mutluluktur. Sahte arkadaşlar yapay mutluluktur. Seni artık beklentiye soktu demektir. Ve artık kaybedeceğin bir şey var demektir. Şimdi eşini, çocuğunu ahiret cihetiyle sevdiğinde evet imandan gelen lezzeti onlardan hissedebilirsin. Ama onları saf dünya cihetiyle seviyorsan bu bir yapay mutluluktur. Ve artık elinde kaybedeceğin ve korkman gereken bir şey var demektir. İşte Risale-i Nur bana bırak ahirette bu dünyada bunu sağlıyor. Benim dışarıda gereksiz noktalardaki bütün beklentilerimi alıyor ve ben dışarıda böyle menfaat için ileride bana faydası dokunur diye olan dostluklara hala baktığımda şey yapamıyorum yani. Bir gün o noktaya da gelirim inşallah. Üzüntüden normalleştiremiyorum bir türlü. O adamları görüyorum ve gördüğümde yani halime şükrediyorum. Onlar bana ibret oluyor. Yani ben Firavun'dan ibret alan adamım. Onlardan da alacağım tabii ki. Böyle menfaat çıkarı ilişkileri şunları bunları görüyorsun. Hayret ediyorsun yani menfaat üzerine ki. Ama şimdi ben Risale-i Nur'dan şunu biliyorum. Menfaat olan yerde muhabbet olmaz. Yani arkadaş ilişkileri içinde gerçek menfaat varsa menfaat bittiği anda ilişki de biter. Kim bunu isteyecek kadar salak olabilir ki? Murat'la sürekli böyle sarsılmaz dost gibi gözükeceğim ama 3 yıl sonra başıma bir şey gelip menfaat biterse Murat hemen bana sırtını dönüyor. Kim bunu ister ki? İnsan dediğin hiçbir menfaat olmadan sofra bölüşmek, soğanı kırmak da olsa değil mi? Ya da en güzel şeyleri de yapsan yani. Mesela biz yazın yat kiralayıp denize de gidiyoruz. Ben normal aklımda da sizinle gitmek isterim. Çünkü siz güven veriyorsunuz, dostluk veriyorsunuz. Yani bugün sizden hangi birinizle yola çıksak, hastalansam biliyorum ki beni omuzunda bile taşır. O yüzden Risale-i Nur bu saadeti de içinde barındırıyor. Bu hakikatleri okurken manen açlık hissetmek bunları anlamaya bence yeterlidir. O manen açlık hissettirme kısmı da biraz bize bakıyor. Risale-i Nur'un önemini anlataraktan. Zira nasıl ki ısıyı almayan bir demir dövülemez, manen açlık hissetmeyen birisinin de merakını gideremez. Ahmet Feyzi abiye birileri geliyor işte diyorlar biz Risale-i Nur'u okuyoruz anlamıyoruz. O da diyor ki ya diyor siz haram lokma yiyorsunuz ya da bir günahınız var o günahınızdan dolayı Allah kalbinize bunları açmıyor diyor. O yüzden diyor şöyle dua edin diyor. Allah'ım Risale-i Nur'u anlamama engel olan günahlarımı affet diye dua edin diyor. Amin. Benim için de amin. Soru. Risale-i Nur hangi sırayla okunmalıdır? Aslında böyle çok belirgin bir sırası yok. Yani öyle bir beyan yok. Risale-i Nur ille bu sırayla okunmalı diye böyle bir beyan yok. 1, 2, 3, 4, 5 diye bir beyan yok. Şöyle bir şey yapılabilir belki. Gelen adamın ahvaline göre bir seçenek sunulabilir. Mesela gelen kişi kalbi biri ise o belki lemalardan başlatılabilir. Gelen kişinin ibadetlerinde ciddi problemler varsa sözlerden başlatılabilir. Gelen kişi ben bu işin firistesini çıkarmadan olaya başlayamam diyorsa ona tarihi hayattan başlanabilir. Ya da böyle hassasiyetleri yok direkt iman aşılığıyla gelmişse o kişiye Asa'yı Musa veya iman ve küfür muvazeneleri bunlar ile başlatılabilir diye düşünüyorum. Devamında da külliyatı bitirebilmek adına belki bir iman meselesi, bir laika meselesi gibi bir karışık sıralama işletilebilir diye düşünüyorum. Şimdi Risale-i Nur'da garip bir şey var mesela. Dört büyükler diyoruz değil mi? Ne oluyor? Sözler, şualar, lemalar. Şimdi böyle biraz şey gibi olacak da Risale-i Nur'da dört aslında ilginç bir esprisi de var. Mesela dört temel esas var Risale-i Nur'da. Aç, fakr, şefkat, tefekkür. Dört hatve var Risale-i Nur'da. Mesela o İhlas meselesi de 4444'ü anlatıyor. Öyle değil mi? Hayır annem dört katlı. Evet. Şimdi dört rakamında da aslında değil mi? İnce bir sır var yani böyle baktığında. Hani o yüzden
ciddi çalışmalar, iman meselesi, tevhid meselesi üzerinde bu dört büyükler. Öyle yapıyor ya, bir abi ders yapacak. Abi diyor, hangi kitabı getirelim? Bana dört büyükleri getir kuzum diyor falan. Değil mi? Böyle hoş oluyor. Ama dördün de böyle ince bir esrarı var gibi sanki Risale-i. O esrar dedim de. İşte gitmiş bizim abinin bir tanesi. Kafası güzel böyle. Oda diyorlar İç Anadolu'da. Ev kiralıyor. İşte benim odama gel, senin odana gel diye. O arkadaş grubu odada takılıyor. Bunun 4-5 tanesi de böyle kiralamış bir oda. Bizim abinin bir tanesi de gidiyor bunlara tebliğe. İç Anadolu'lu bunlar. Gidiyorlar tebliğe, tam böyle şey yapıp sondaj yapacak. Bunların da kafa 1 milyon. Demiş elimde bir mal var. Deme demiş. Dedim bak demiş. Deme. Nasıl mal? Esrarın dibi var. Bak deme falan. Dedim deme falan. Bunları esrar mesrar size diyor, bir parti yapacağım. Deme falan diye. Kafada güzel ya bunların. Artık cilayı yapacaklar. Kandırıyor bunları, götürüyor falan. Açıyor Kur'an. Risale-i Nur'dan böyle ders yapıyor. Ulan diyor. Hani diyor esrar vardı. E dedim ya kuzum işte diyor. Risale-i Nur'lar esrar-ı Kur'aniyedir dedim diyor. Kur'an'ın o esrarlı sırlarını anlatıyor. Esrar-ı Kur'aniye demiş ona ya. Bir gün de bir tane yine bu tayfa. Gitmişler böyle bir adamın bir tanesine. Külliyatı ikna etmişler, vermişler. Ha bak oku ya, oku bak, ahiret kabir yani bunun içerisinde. Demiş tamam kardeşim ver okuyayım falan. O esnada ertesi gün gelmiş demiş. Risale-i Nur'da Hulusi diye biri geçiyor ama demiş. Hiç komik biri değil demiş falan. O da demiş ki lan niye komik dedi ki yani? Niye komik olsun yani? Abi niye öyle dedin falan. Bak kardeşim burada yazıyor. Hulusi'nin bir fıkrasıdır. Halbuki bir bölümü yani manasında. O da gerçek fıkra zannediyor yani. Risale-i Nur'da geçen o şeyi. Yani hiç komik gelmedi bana. Bunu ilk günden tenkit ediyor deme ama söylemek istedim falan demiş. Risale-i Nur okurken lügata bakmalı mıyım? Tavsiye edilen ekseri olarak gücü yetenler için 2 kez lügata bakmadan okumaktır. Özellikle lügattan kasıt nedir biliyor musunuz? Orada ayetlerin de mealine bakmadan okumaktır. Ben gücü yetenler için bunu öneriyorum kesinlikle. Mesela ayetten örnek vereyim. Bir ayeti konuşurken onun mealine bakan kafasında artık daha geniş bir tasavvurda bulunamıyor. Bu budur diyor. Halbuki onun anlam mertebeleri için de çok daha derin manalar barındırıyor. Geçen gün biz bunu İsmi Hakem dersinde yaşadık. Takribi 30 saat ders işledik İsmi Hakem'le ilgili. O arada İsmi Hakem'i anlatırken onu isim koordinatörü gibi düşünebilirsiniz dedik. Ve kimi arkadaşlar ders boyunca ne anlatsak sadece buraya kodladı ve İsmi Hakem'in manası açılmadı bu sefer. Ayette de o verdiği meali kafana taktığın anda o zaten bir tefsir, o ayeti tefsir ediyor. Tefsir ettiği manalar kafana girmeme ihtimali var. Bu yüzden özellikle gücü yetenler için en az 2 kez lügata ve ayet manalarına bakmamak çok önemli. Çünkü Risale-i Nur'da şöyle bir durum var. Dil öğrenme gibi bir olay var. Hani nasıl bir dil öğrenirken önce kulağın dolması lazım değil mi? O cümleler kulağın dolar 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 dolar, ardından sen cümlenin içerisinden o kelimeleri artık anlayabilirsin ve biri sana bu kelime ne demek dese belki başta şunu da diyebilirsin. Ya ben o kelimenin ne demek olduğunu biliyorum ama bu cümlede bu manada kullanıyor. Neden? Artık böyle meleki olmuştur sana. Mesela yurt dışına giden birisi 6 ayda burada 6 yıl İngilizce çalışmış birinden daha şov yapıyor. Niye? Çünkü sürekli o dille muhatap olduğundan kulağa doymuştur artık. Onun haricinde okumada şu kısmı öneriyoruz. Mesela birisi artık böyle ciddi okumuş yine de belli başlı kelimeler nakıs kalmışsa, lügata bakmaya ihtiyacı hissediyorsa yine bir sayfada 1-2 kelimeden fazla lügata bakmamasını biz öneriyoruz. Çünkü gene cümle bütünlüğü bozuyor. Yani bir sayfada 10 kez lügata baktığında, her seferinde alta indiğinde sen istediğin kadar fazla okumuş ol külliyatı, gene o cümle ve anlam bütünlüğü senden kaçıyor. Ardından şöyle 2 çeşit bir okuma öneriyoruz. Birincisi ne olursa olsun külliyatı kaç kez bitirirsen bitir, yaşın kaç olursa olsun nefsin için günlük düzenli bir okuma tutman lazım. Hani böyle minimum birisi dese ki abi ben ne yapayım ne edeyim ya. Ya minimum alt seviye onda tutman senin için çok hayırlı olur. Ama biri dese ki ben bunu okumam etmem, hiç değilse yatmadan şöyle kapağını kaldırıp yatsam çok iyi olur. Zaten o birinci kapaktan sonra okumadan duramıyoruz. İnsan için güzel olur. Günlük 10 sayfa, 15 sayfa, 20 sayfa. Ben bizim buradaki arkadaşlar için örnek vereyim. Medarı şevk olur diye. Bizim burada çoğu zaman böyle yaptığımız programlarda günlük 100 sayfa okuyan, 80 sayfa okuyan, 70 sayfa okuyan, 60 sayfa okuyan, günlük 150 sayfa okuyan çok arkadaş oldu bu dönemler. Onun harici böyle en alt sınır olarak biz de kendi içimizde belli bir sayfanın altına düşmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bunun yanında günlük Kur'an, cevşen, mütala, müzakerelerimiz de var. Birinci okuma nefsin için günlük düzenli okuma olması lazım. O okumadan sonra bir de günlük ikinci okuma tarzı, ona da arge diyoruz. Mesela bir bahis okudun, o gün günlük 10 sayfanı okudun ve orada çok hoşuna giden bir paragraf, bir cümle oldu. O cümlenin ne demek istediğini, onun muradını anlamak için bir çalışma yaparsan, bu kelime nedir, bu cümle nedir, buradan maksat nedir, bak bu mesele tam haşirle ilgili bana cevap verdi, işte bu mesele tam Efendimizle ilgili cevap verdi, bu mesele tam namazdan aradığım mananın karşılığını verdi gibi saatlerce o cümleyle, o paragrafla veyahut o kelimeyle ilgili de çalışma yaparsan çok güzel hatıralar bırakacağını ve sana perdelerini açacağına
inanıyoruz. Bu da aynı gün içerisinde önce nefsin için düzenli okuma, daha sonra bu ne demek istiyor diye kalbine gelen bir manada arge dediğimiz araştırma geliştirme kısmı. Anlatma kısmına gelince, bardak dolunca taşması fıtri bir hal midir? Anlatma da böyle fıtri bir hal olsa daha hoştur. Bir insan anlatayım, sadece anlatmak için anlatayım diye anlatsa bence zarar verebilir diye düşünüyorum. Çünkü taşma kısmı kendinin olması lazım. Ama bir insan ne kadar fazla bu işi bilirse bilsin, Risale-i Nurları, benim ihtiyacım yok, başkalarına anlatayım diye okuduğu anda zarara düşecektir ve bana sorarsan Risale-i Nur ile muhatap olanların düştüğü en büyük hata da burasıdır. Eserleri birilerine anlatmak, ders yapmak ve bir ortamda mahcup olmak için okuduğunda o eserden alabileceğin hiçbir mana yoktur. Yaşın kaç olursa olsun, ne için hazırlanırsan hazırlan, mutlaka bu dersleri önce nefsini muhatap alıp yapman şarttır. Hatta işte bugün bu kadar kıymetli eserler elimizdeyken, biraz da böyle boş ve malayani işlerle bol uğraşmamızın, umumumuz için söylüyorum, en büyük sebebi bu eserleri nefsimize muhatap almamamız oluyor. Okumak için, lafı satabilmek için yaptığın anda problem olur. Bazen bu eserlere baktığımda tam olarak şunu düşünmek zorundayım bence. Dilimin tek müşterisi kulağım olması lazım, ey Mehmet demem lazım. Dilime kulağımdan başka müşteri yok. Bunu biri geldi, dinledi, biri etti, biri hayır, asla bakamazsın. Bakabilir misin? Bakamazsın bunlara. Sen nefsin için okumak zorundasın. Bir de bir hatıra anlatayım mı? Bir gün böyle çok insanlar tarafından tanınan eden birisi bir abinin arabasıyla, bizim çok yakınımız bir abinin arabasıyla seyahat ediyorlar böyle bir yere. O abi de arabada bir huysuzluk çıkarmış, bir aksilik çıkarmış. Bize böyle ayrıntılı 2-3 saat fragman niteliğinde anlattılar. Yani hani yaşlı ihtiyarın aksiliği olur ya, Allah selametlik versin. Böyle gül gül ölürsün yani. Çok sorun çıkarmış. Ondan sonra bizimkiler dönmüş demiş, bak abi demiş, seni böyle hani şehirden şehire götürüyoruz ediyoruz. Biz sana Risale-i Nur'dan ötürü hürmet gösteriyoruz. Ama senin bu yaptığın tavırlar bizim okuduklarımıza çok muhalif. Sen bir söyle bakalım, günlük kaç sayfa okuma yapıyorsun demişler. Dershanelerde olur ya günlük okuma okuma. Bir konuşmuşlar, yıllardır günlük okuma yapmıyormuş o abi. Yıllardır. Yıllardır günlük okuma yapmadığından dolayı nefsinin o hale gelmesi çok şaşırtmış o abiyi de. Orada fark etmiş karşıdan tepki alınca. Ve o gün okuma yemini yapmış, söz vermiş, artık ondan sonra günlük okuma yapacağım. Bir de zıt bir örnek vereyim. Bir gün Üstad Hazretleri'nin talebelerinden bir tanesi bizim medreseye geldi. Bir gece orada kaldı. Böyle yaşlı ama dersin ki yani. Hatta eski dilde yazılmış bir Risale-i Nur'u gördü ve bura yanlış yazılmış diye tasih etti onu. Yanından geçerken ha, biz şaşırdık. Hani senin gördüğün Risale-i Nur'a en vukufiyetli insanlardan bir tanesi. Fırıncı abi, Allah razı olsun. Ve tam böyle işte ona bir oda ayarladık. Gecenin körü artık bizle konuş yorulmuş, perişan olmuş. Tam ayarladığımız odada da bir arkadaş bir eşyasını unutuyor. Gecenin körü bak. Bir kapıyı çalıyor hani eşyayı almak için. Kapıyı bir açıyor. Bak gecenin köründe Risale-i Nur'ların yazılım kısmında, basım kısmında o kadar mücadelede bulunmuş, vakit harcamış birisi. Gece o saatte günlük okumasını yapmadan yatmıyor yine de. Bizim kafamızda günlük okuma tam orada mana buldu. Okumayan insanın ne kadar bilirse bilsin nefsinin üzücü bir hale gelebileceğini, gerçekten okuyan bir insanın da ne kadar bilirse bilsin, yaşı kaç olursa olsun, okumanın hakikatini ve önemini anladığını biz o ayrımda anladık. Tam iş dünyamızda. Bunu okuma kısmı çok önemli geldi bize. Bir gün böyle bir kardeş gelmişti. Belki 6. 8. ayı. Ta yıllar öncesinde. Mersin'de de değildim. Risale-i Nur'ları anlattık, tanıştırdık, ettik falan. Daha önce de gidip geliyormuş çocukken. Birinci sözde kulağına aşinalığı var. Daha külliyatı bitirmemiş. O gün de böyle birileri geldi yanımıza. Açtık birinci sözü ders yapıyoruz. Baktım çok lakayt davranıyor. Elde telefon oynuyor sürekli. Dedim Risale okuyoruz hani sen de şey yapsan böyle biraz daha yenisin yani 6. 8. ayın. Ben dedi bu birinci sözü iyi biliyorum hacı dedi. Ben o gün dedim ki eyvah dedim ya. Yani daha birinci sözü böyle. Çünkü akıl hep bilir. Ama aklın bilmesiyle kalbin bilmesi çok ayrı manalardır. Mesela makarnayı hep biliyor musun? Aklın biliyor mu? Peki bu aklının bilmesiyle miden doyuyor mu? Senin burada miden var da kalpte miden yok mu? Kalpte de miden var. Yani senin buranın bilmesi mideyi, buradaki mideni doyurmadığı gibi kalp mideni de doyurmuyor. Ve burada akıl ciddi bir hile oynuyor. Şimdi akla kalbin sindirilmesi nasıl biliyor musun? Burada bir şeyi anlaman mana olarak anlamak demektir. Burada anlaman, az önce konuştuk, hakikat olarak anlaman demektir. Şimdi burada bildiğin şeyi sürekli tekrar olayları gördün. Olaylarda mana çıkardın, tekrar üstüne çivi gibi. Çaka çaka ancak öyle kalbine mana olarak akma ihtimali vardır. Akma ihtimali vardır. Sen daha aklen birinci sözü bir iki kez okumuşsun. Oku desen belki birinci paragrafını ezbere bilemeyeceksin. Ya bilememek kusur değil. O kadar lakayt kalan insan için söylüyorum. Yoksa insan bilemeyebilir. Ama ondan sonra oradan ders yapılırken diyorsun ki ben bu sözü biliyorum zaten ya. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ya versene bir sözlere. Birinci sözü açıyorum, iki cümle okuyorum. Seninle gitmemi ister misin Murat? Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta... Ona başlarız. Onunla başlarız olması gerekmiyor mu? Mantıken öyle değil mi? Mesela sen yemeğe ele mi başlıyorsun, elle mi başlıyorsun? Elle başlıyor. Besmele'ye mi başlıyorsun, besmele ile mi başlıyorsun?
Besmele ile. Sen bizim eve gelirken arabaya mı gidiyorsun, arabayla mı gidiyorsun? Arabayla. E burada da o zaman biz dahi başta onunla başlarız olması lazım. Ama ona başlarız demiş. Sorum anlaşıldı mı? Birinci sözün ikinci cümlesini okuyorum, yanlış olmasın. Bismillah, hayır hayırın başıdır, biz dahi başta ona başlarız. Şimdi bak, normal düz mantık gittiğinde nasıl gitmesi lazım cümlenin? Onunla başlarız. Murat baba, onunla başlarız derse besmele araç olur. Bu arada besmeleden kasıt ne? Bismillah. Yani Allah'ın adı. Konu esma. Onunla başlarım dersem o araç olur. Alo Mehmet, gelir misin? Olur. Araba ile gelirim. Araba ne oldu bana? Araç. Mehmet, şu ekmeği keser misin? Olur. Bıçak ile keserim. Ne oldu bıçak? Araç oldu. Ama ona başlarız dersem neye? Besmele'ye. O benim amacım olur. Mehmet, nereye gidiyorsun? Arabaya. Mehmet, neyi istiyorsun? Bıçağı. Öyle değil mi? O benim amacım olur. Demek yemekte amaç besmele ile başlamak değil. Besmele'ye başlamak, ona başlamak. Yani ne biliyor musun? Benim yemeği söylerken Bismillah geçiştireceğim bir laf değil. Benim yemeği yememin amacı Bismillah. Orada o lafz-ı celali görmem lazım benim. Yoksa yemek yemem bile bomboş. Esmalar bir araç değil, amaç olduğu için öyle söylüyor. Bak bak. Bismillah her ayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bilmediğimiz bir şey değil mi? Ne oldu? Daha ikinci cümlesinde bu kadar derin manalar çıkıyor. Elinde telefon almış lakayt bir şekilde. Nasıl olur bu iş? Olur mu? Yürür mü böyle gemi? Lisan-ı Nur'u anlamada diğer en önemli meselelerden bir tanesi de bol bol mütalaa etmek ve müzakere etmek. Müzakere ne kökten geliyor? Zikir değil mi? Sürekli zikretmek o meseleleri. En önemli sebebi ne biliyor musun? Mütalaa ve müzakere ettiğinde anlayacaksın ki Risale-i Nur asla senin anladığın kadar değil. Sen onu kendi meslek ve meşrebine göre anlıyorsun. Ve böyle anlamakta eğer ısrar etsen, tek doğru budur desen artık sende taassup oluşup diğer türlü anlayanlara bir düşmanlığın çıkacak. Hani manadan koparıp bir anlama asla söz konusu değil. Lafızda kalma şartı ile Risale-i Nur asla senin anladığın kadar değil. İstişarenin de bereketi ondan gelir, meşveretin de bereketi ondan gelir. Risale-i Nur bu yüzden meşveret özlü ve esaslıdır. Bir müzakerede de bir mütalada da anlarsın ki senin anladığın görüşten daha derin manalar, daha farklı çok fazla görüş vardır. Bir önemli mesele daha anlatayım. Manalar gelir ve gider. Bu yüzden bir manayı yakaladığında üzerine bir kelime bırakmak zorundasın bence. Ne demek bu? Risale-i Nur'u okuyorsun. Risale-i Nur'da ben şöyle yapıyorum. Çok böyle hoşuma giden cümleleri fosforlu kalemin ince yeriyle yıpratmadan altını çiziyorum. Ve o paragraftan bir mana çıkardıysam onu kurşun kalem ile bana namazın şu meselesini anlattı diye bir kelime bırakıyorum. Ve külliyatı diğer okuduğumda o bıraktığım kelimeler çok işime yarıyor. Bir, ben Risale-i Nur'da hoşuma giden bütün kısa cümleleri bir deftere ezber defter olarak yaptım. Ve o defterden sürekli cümleleri ezberliyorum. Onlara yine anahtar kelimenin altını çize çize. İki, ben Risale-i Nur'da bir cümle ve bir paragraftan çok derin manalar olduğunu düşünürsem bunları çok ayrıntılı bir şekilde önce makaleler okuyorum, sonra tefekkürümle zenginleştirip yazıyorum bilgisayarda, sonra ben bunun komplesini bir de deftere özetliyorum ki daha kalıcılık sağlasın diye. Üç diyeyim. Ben Risale-i Nur'da çalıştığım bütün mektupların mektubun harfine dokunmadan aynısını yazıp sadece başlıkta aklımda kalacak bir tasarruf koyarak ben de bu başlığı oluşturuyor. Mesela hiç anahtar kelimelerden var mı aklınızda kalan bir başlık? On adama ders vermek. Mesela bu anahtar cümleyi sadece koyaraktan Risale-i Nur'daki mektupların aynıyla da yazıyorum. Ve bunları dosyalıyorum. Sonra ben bu mektuplara çalışma yazıp onları da farklı bir renkte kağıtla yine aynı dosyanın içerisine koyuyorum. Bunların da çok önemli olduğu kanaatindeyim. Usul esasa mukaddemdir. Öyleyse Risale-i Nur'u okumadan önce usul ne olmalıdır? Şimdi bir eseri okumadan önce en önemli kaide şudur. Müellifin haliyle hallenmektir. Şimdi sen bir eseri okurken müellifin haliyle hallenemeyeceksen eğer çok boş bir iş yapmış olursun. Mesela biz sürekli hadis okusak ama Resulullah'ı hiç hissedemesek nasıl olacak o iş? Onun hayatını tatbik etmeye çalışmasan ama hissiyat cihetiyle de nasıl olacak o iş? Hiç olabilecek bir iş değil. Şimdi bir tefsir okunurken de birinci kaide bu. Müellifin haliyle hallenme çabası. Şimdi benim onun haliyle hallenebilmem için mutlaka düzeltilecek yanlarım vardır. Ama inşallah en az düzeltilecek yanlarım karakterimdir. Çünkü karakter çok bozuk olduğu
olduktan sonra o tefsiri komple ezberlesen yine kendi menfaatine göre kullanman böyle bir ihtimal vardır. O yüzden onun haliyle hallenebilmek için insanın önce dikkat etmesi gereken, kendisini test etmesi gereken belli başlı ölçüler vardır. Nedir bunlar? Bir, mesela ihlas meselesi değil mi? Üstad Hazretleri ihlası esas almış. Böyle içinden geleni yapmış ve yaptığında sadece rızahi ilahi için yapmış. O zaman ikinci kısım geliyor. Teveccühü nasa ehemmiyet vermemiş. Bu aslında hastalıklarından birisi. Yine benlik. İnsanlar bugün birçok tavrını yaparken o adamın hareketinden, tarzından, ses tonundan ortamdaki insanları önemseyip önemsemediğini, Allah'ı mı önce önemseyip önemsemediğini anlayabiliyorsun. Yani ben kısım kısım böyle hissettiğim oluyor. Belki siz de hissediyorsunuzdur. Şimdi Üstad Hazretleri teveccühü nasa hiç ehemmiyet vermemiş. Ve onların kendisinde bakışı hiç değişmesin diye sürekli sivil bir hayat yaşamış. Mesela memur olup bir yere intisap etmemiş. Çok da tekliflerde bulunmuşlar o dönemlerde. Kimileri böyle müstakil olarak davet etmiş. Onlara da peylememiş hareketini. Sivil bir şekilde devam etmiş. İnsanların teveccühünden kaçma girişiminde bulunmuş ciddi manada. Bununla birlikte mesela hiç hediye kabul etmemiş. Çok ilginç bir şey değil mi? Şimdi normalde değil mi? Hediye verme, sünnet. Onu alma da hoş bir şeydir karşılığında. Ama ondan daha ince bir olay var. Bir mezhebin hükmüne göre kendisini salih bilmeyen hediye alamaz. Salih bilse de zaten salih olamaz. O yüzden üstad insanlarla o ilişkileri olmasın diye insanların teveccühünden kurtulmak için ne hediye kabul etmiş, ne eşe bulaşmış, ne evlada bulaşmış. Neden? Çünkü eşe evlada bulaşsa, bir gün üzerine tahakkümde bulunsalar ki bir gün değil 27 yıl sürgün sürgün zindan zindan kaç defa zehirleyerek etmedikleri eza ve cefa bırakmamışlar. Eziyet bırakmamışlar üstünde. Bir eş bir çocuğa dahi bulaşmamış. Neden? Bir eşim var, bir çocuğum var. Komşuluk ilişkilerim var. Yarın bir gün birileri sana bir şey söylediğinde bunu insan çekinir mi, korkar mı? Korkmaz mı yoksa? Korkar. Sözünü söylemekten çekinir. Bu konuya gireyim ya da bu konuya girmeyeyim diye çekinir. Üstad Hazretleri bunların hiçbirisine çekinmesin. Lafları her yıl değişmesin. Hakikati hep hür bir şekilde haykırabilsin. Yani ihlasına, birinci konuştuğumuz ihlasına bir zarar gelmesin diye teveccühü nasa hiçbir şekilde bulaşmamış. Ve bu yüzden de sivil bir hayat yaşamış. Şeyi konuşuyorduk ya, müellifin haliyle hallenmek. Onun haliyle hallenmek için o hakikatleri okumadan önce usul lazım. Nedir usul? Ya Rab, ben senin için yapıyorum ya, senin için. Ve insanın başkası için yaptığı kalbinin derinliklerinde karıncanın adımından daha sessiz duyulması çok zor hallerde oluyor. Yani konuştuğumuzda hepimiz Allah için yapıyoruz. Yürüdüğümüzde hepimiz Allah için yapıyoruz. Ama kalbinin derinliklerine bak. Birkaç kişinin senin için ne düşündüğü çok önemli. Ya o insanlar yanılıyorsa nasıl olacak bu iş? Harekatını sürekli o insanların teveccühü için değerlendiriyorsun. Mesela senin gözünde çok önemli olan bir insan kapıya gelip seni bekliyor olsa ve sen de o an namazda olsan ne düşüneceksin? Buradan anlarsın kendini. Bu yüzden sabahları okuma tutuyoruz ya sesli. Okuma yapmadan işinize başlamayın. Bu ne demek oluyor? O okumanızı hepimizin de önüne koymamız lazım diye. Birbirimize öncelik yapsak yarın bir gün riyakar olduğumuzda birbirimizin de işine yaramayız. Emin olun ilk birbirimizden tiksiniriz. Bu meslek Allah adına söz verme mesleği olduğundan çok incedir. Laf söylenirken dikkat edilmesi lazımdır. Bu yüzden bu mesleğin öncesinde ihlas, insanların teveccühüne hiç umursamamak, insanlara minnet etmemek gibi hasletlerin olması kişide çok elzemdir. Bugün TV'lerde şefaat yoktur diye anlatarak zihinleri bulandıranlar yarın şefaate muhtaç olduğunda acaba ne yapacaklar? Bu meslek Allah adına söz söyleme mesleği ya. Kimileri de böyle bir şeyin zıttını söylersen ne çekersin? İlgi çekersin. Teveccühü nas deyince hep böyle tatlış olmayı düşünmeyin. İnsanlara aykırı gelecek bir noktayı da ortaya attığınızda insanların teveccühünü bu asırda kazanabiliyorsunuz. Biliyor musunuz? Şefaat kelimesi istilah. Bak çok önemli bir şey ya. Ne demek bu? Şefaati anlatmak için hüküm istinbat etmen gerekiyor. Yani şefaat kelimesi, şefaat bu demekmiş midir? Hayır, hüküm çıkarma meselesidir. Üzerinde onlarca hadis, ayetin ittifak ettiği meseleleri lügatta bu yazıyor diye sunup insanların aklını karıştıramazsın sen. Çok komik oldu değil mi? Onlarca ayet, onlarca hadis, ulema üzerinde ittihat ediyor, cumhur. Sen diyorsun ki hayır ya, ben lügata baktım, bu karşılığı var diyorsun. Subhanallah. Bu ne komedidir ya? Bu kadar basit bir şey mi ya tefsir metodumuz? Şimdi rasyonalist bakış bu asırda çok ön planda. Hani akılcılık ne demek bu? Aklım alıyorsa doğrudur yoksa doğru değildir. Şimdi özellikle bizim zamanımızda çok revaçta bir şey. Üniversite yıllarımızda, öğrencilik yıllarımızda. Şimdi Risale-i Nur'da çok ilginç bir durum var. Böyle genellikle aklımızı, kalbimizi böyle efsane doyuran bir tefsir. 19. mektup diye böyle çok da kalabalık bir şekilde yer verdiği bir yer var. Mucizat-ı Ahmediye. Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın mucizelerini anlattığı bir tefsir var yani. Mesela 25. söz. Ne onun ismi? Kur'an'ın
Kur'an-ı Mucizül Beyan. Şimdi baktığında ben bu ilk okuduğumda ben bir hayret duymuştum. Demiştim ki üstad böyle akla bu kadar hitap ederken mucizelere de bu kadar ciddi aslan payını vermiş yani 25. söz. 19. mektup. Buna bir de 10. sözü koyduğunda ne ediyor biliyor musun? Zülfikar Risalesi ediyor. 3'ü. Şimdi bunlara verdiği yere bak. Ben uzun süredir düşünüyordum böyle niye bu kadar mucizeye yer vermiş. Sonra şunu anladım. Rasyonalizmin, akılcılığın ilk yıprattığı şey mucizedir. Kur'an'ın mucizesi, Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizesi. Bunlar yıprattıktan sonra düşünsene yani ayetler tarif oldu. Ay ikiye yarıldı. Hadi canım akıl bunu almaz diye yıprattıklarını düşün. Parmağından su aktı. Hadi canım akıl bunu almaz. Ey ağaç gel dedi ve ağaç geldi. Hadi canım. Kütük ağladı. Hadi canım öyle değil mi o haşa. Bunları çıkardığın anda ne olur biliyor musun? Kur'an sünnet ciddi tahrip olur. Ve 19. mektubun 25. sözün yani Mucizat-ı Ahmediye Risalesi veyahut Kur'an-ı Mucizül Beyan Risalesinin neden olduğunu anladım ki bu asırda rasyonalizmin ilk tahrip edeceği şey mucizelerken üstad ona da bir kal'a, bir savunma mekanizması oluşturmuş orada. Demek müellifin haliyle hallenmekte bir düstur da ileride gelecek fitneleri anlayabilmek. Ona bir kale oluşturmuş yani. Subhanallah. Şimdi İhsan-ı Nur'da ölçülü düşünmeyi mükemmel bir şekilde insan alabiliyor. Bu ölçülü düşünme günlük hayatında biraz işine yarar, biraz yaramaz, tartışılır. Ama ahiret manasında seni çok büyük bir günahtan da kurtarabilir. Mesela Cemel vakası ile ilgili sahabeler karşı karşıya gelmiş. Bir tarafta Hazreti Ali, öteki tarafta Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir. Cennetle müjdeli sahabeler değil mi? Bunlar karşı karşıya gelmiş. Bir olay yaşamışlar ve Cemel vakası ile ilgili birçok makaleyi okuyun, birçok bahse bakın. Ya ifrat var, işte bir taraf çok övülmüş, öteki tarafta perişan edilmiş. Ya da tefrit var, komple iki taraf zelil edilmiş falan. Yani böyle hiçbir itidalli düşünce yok. Ne okusan zehap. Maalesef bu tür meselelerde hassas düşünce çok zor. Ama Risale-i Nur bu ve buna benzer bütün meseleler için mükemmel ölçü veriyor senin düşünmene ve ahiretini sağlıklı bir hale getirebilmene. Diyor ki, o Cemel vakası savaş bir içtihat meselesidir. Yani ne demek bu biliyor musun? Müçtehitlerin arasında bir olaydır diyor. İçtihat meselesidir. İçtihatta ise isabet edene iki sevap vardır. İsabet etmeyene de bir sevap vardır. Yani bu kadar büyük bir mesele. Müçtehit olma ve içtihat etme. Olay esnasında biri isabet etse iki, etmese dahi bir sevap vardır diye mükemmel bir ölçü vermiş. Yoksa hafizanallah bizim elimizin bulaşmadığı o hadiseye dilimiz kanlar içerisinde bulaşabilirdi. Hafizanallah. İhsan burada geçiyor. Ömer bin Abdülaziz'in cümlesi. Allah elimizin bulaşmadığı o kanlı hadiseye dilimizde bulaştırmasın diye geçiyor. Şimdi bunun içtihat nasıl mesele biliyor musun? Mesela ben şimdi gitmişim, petrol mühendisi olmuşum. Yurt dışında doktora, masterlar, doşma uç böyle efsane. Daha sonra devlet bünyesine girmişim. Devlet beni petrol mühendisi olarak kullanıyor, doğru mu? Ardından böyle gelmişim, demişim ki Elbistan'da şu bölgelerde petrol olduğu kanaatindeyim diye. Makinaları çağırmışız, sondajı kurmuşuz vesaire. Dalmışız oraya, petrol çıkmış. Benim maaşımın üstünde bana maaş verir mi devlet? Verir, prim diye bir olay var, verir. Peki vurduk sondajı, petrol çıkmadı. Benim maaşımı keser mi devlet? Kesmez. Bir maaşım bana geri verir. Yani vurduğun yerde sondaj çıksa iki maaş, çıkmazsa bir maaş. Ama onun için o ihtisasları bitirip petrol mühendisi olman lazım. Yani bu işi ancak bir müçtehit yapabilir. Bu ve bunun gibi tabii daha anlatsak sabahlara kadar ama bu mükemmel düşünmenin anahtarını veriyor. Zaten bu denklemi verdikten sonra hani çok klasik olacak ama hani balık yemeği sürekli önüne değil de balık tutmayı öğrettikten sonra yani mesele bitmiş oluyor değil mi? Dersler bitti. Hayalhanem YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sen niye abone olmadın? Bana mı dedin? Evet tabii ki de sana diyorum. Neden abone olmadın? İyi de nasıl abone olacağım? O kolay. Alacaksın telefonunu. Hop buradan YouTube, Hayalhanem kanalı. Evet buradan abone oluyorsun. Şurada da bak bildirimler var. Sağ üstte tık bastın mı bildirimleri açıyorsun. Bu şekilde abone olabilirsin. İyi de abi, burada hala izleyip abone olmayanlar var. Neden sadece benim telefonumu alıyorsun? Aa, ben onları görmemiştim bak. Ya sen abone olursun ya da o telefonu...